Karnın iyice doydu mu kızım? Evet. Peşinde belalıların mı var Simacığım? Hı? Var Başak. O senin arkadaşın, belalı kötü adamların. Hı baba? Evet kızım öyle. E niye açmıyorsun? Yok ya, sabahtan beri 30 kere falan aradı. Hepsini de dinledim ne diyorsun ama yani hani uyuyorum dedim, hala da arıyor. Of. Ya hala kendine mi hak veriyor bu kız ya? Yok bakma sen, o kendini ikna etmeye çalışıyor haklı olduğunu. Ha, biri tamam dese rahatlayacak da der miyim hiç yani? Ya öyle saçma şey olur mu Allah aşkına? Yani ortaklıklar üzerine ilişki kurulduğu nerede görülmüş? Hiç. Ya öyle olsa biz seninle hayatta evlenemezdik ki. Mesela senin tatil günlerinde sabah erkenden kalkma gibi böyle akıl alma suyların var. Ama ona rağmen iyi ki de evlenmişiz be. Ha? Hmm. Oo, ben saymaya kalksam Hakan Bey kaç tane var? Bir tane de sen söyle anne. Hmm. O zaman mesela boş zaman değerlendirmeyi annesinin elini öpmeye gitmek olarak gören bir canım kocam var. Ama evlenmeden de biliyordum ki senin böyle olduğunu. Vallahi hiç de düşünmedim anlaşır mıyız anlaşmaz mıyız diye. Gel bakayım buraya. Hop. Vallahi ben de düşünmedim. Deli gibi sevdiğim kadın. İlah olsa ne, cadı olsa ne. Oh, oh. Siz böyle olunca ben o kadar mutlu oluyorum ki. Ağlayamam. Öyle mi? Gel bakayım sen buraya. Aç bakayım şunu. Aç aç aç, biraz gazıplayalım mı biz şuralardan ha? Başak neden soğuduk şimdi Bülent'ten? Ya hayatım soğuma falan yok. İkisi de birbirlerini seviyorlar. Ama işte birbirlerini anlamak için biraz zamana ihtiyaçları var. E bir de malum Başak'ın sabırsızlığı. Acaba biz anlamalarını sağlayabilir miyiz? Allah Allah. Ne yapacakmışız peki? Ben bulacağım. Ay ne iyi oldu böyle kız kıza ya. Özlemişim vallahi ben böyle. Hayat buymuş. Eti çikolata sosu dondurma mıymış? Anne. Anne, anneanneme gideceğiz değil mi? Gideceğiz aşkım, götüreceğim ben seni. Gel zıpla hop. Vallahi çok iyi oldu ya. Ben uzun zamandır böyle zihin ferahlığıyla dışarı çıkıp oturmamışım arkadaşlarımla ya. Çünkü Bülent'in hanzoluklarına kafa mesaisi yapmaktan ben mutluluğun basit şeylerde olduğunu unutmuşum değil mi? Hani prensti? Vallahi Başakcığım sana başlarda kızıyordum. Ama şimdi hak veriyorum yani. Hani sanki Bülent'le ikiniz pek iyi bir çift olmadınız gibi. Niye öyle dedin ki şimdi? Yani hayır, senin gördüğün bir şey mi var diye soruyorum. Çünkü benim gördüğüm hani bir şeyler vardı ya, acaba sen benim görmediğim şeyleri mi gördün diye ben pekiştirmek için şey yaptım. Yok canım, yani ben söylediklerini düşündüm. Hani gerçekten bir şeyler paylaşamadığım bir insanla birlikte olmak zor. Hani tamam biliyorum Bülent'i diğer erkek arkadaşlarından farklı bir yere koyduğunu çok sevdin. Ama yani, hayır yani sen yarın unutursun onu da. Açarsın gözlerini, başka birine büyülenirsin. Ya sen de bu sevme kabiliyeti varken yeni bir sevgili bulursun. Yani unutmak zor olmaz senin için. Yok abicim, niye zor olsun ya? Ya bir kere benim bir gururum var yani. Kim bu kadar laf işittiği birini sevmeye devam edebilir ki? Nerede kaldı saygı? Nerede abi? Ben kendime olan saygımı yitiririm bir kere. Olur mu öyle şey ya? Vallahi moruk, yalan yok. Bak ben Başak'ı kardeşim gibi seviyorum. Ama bu konuda sonuna kadar senin arkandayım. Helalsin, yürü. Eyvallah. Ha, sana ben asıl ne diyeceğim ya? Ya ne diyecektin söylesene. Şimdi bak, Hakan'ın üniversiteden bir arkadaşı vardı, tamam. Çocuk tıp fakültesini bırakıp antropolojiye geçmişti. Bize dalga geçiyorduk. Geçenlerde bir karşılaşmışlar, Hakan'ın bile ağzı açık kalmış. Adam Soas'ta eleştirel etnografi dersleri veriyormuş ya. Hayır, tezini bir yayınlamış, sosyal bilimler dünyası yerinden oynamış yani. Soas ne? Yani böyle entelektüelin dibi gibi bir şey. Yani daha ötesi yok gibi bir şey olması lazım. Sanatla arasına sınmış. Adam Berlin'de 3. sergisini açmış. Resimlerden elde ettiği gelir de mülteci derneklerine başlamış canım. Çirkindir o ya, yakışıklı değildir yani. Kızım, adamı ünlülerle benzerlik yarışmasına John M. diye sok, birinci çıkar, John M. kaybeder. Yok artık. Ve Tanrı erkeği yaratsaymış Simoş. Aynen öyle. Tamam abi, varsın güzel olmayı versin. Ne olacak, naif diyorsun, anlayışlı diyorsun. Abartmıyorsun bunları değil mi? Ya abicim, kim diyor sana güzel olmadığını? Ha, kim diyor? Ya bizim hastanenin en alımlı kadını. Bak Simay duymasın, yemin ediyorum gebertir beni. Nasıl biliyor musun? Natalie Portman'la Scarlett Johansson arası gibi bir şey. Oy. Yalnız bu söylediğin şey skalada inanılmaz derecede güzele denk geliyor, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Güzelliğinin yanında da mülteci çocukları tedavi ediyor. Onunla da yetmiyor kardeşim, tedavi masraflarını cebinden veriyor ya. Ha, insani yanı da var diyorsun yani. Ha
Aynen öyle diyorum. Sen ne diyorsun? Olur. Yani tanışmaktan ne olacak ki? Ah, şunu bileydin ya. Abi çıkarsınız bir yemeğe. Baktın elektrik alamıyorsun. Hoşlanmadın kızdan. Canım ya çok özür dilerim. Benim çok acil bir işim çıktı falan. Ayaklarına yatarsın abi, ne olacak? Yani. Sonuçta hayat devam ediyor. Hatta Filya da buluştu. Herkes görsün ayrıldığınızı. Onu unuttuğunu iyice anlasın. Senin kimlere layık olduğunu da görsün canım. Hakan ya, yani insan inanmak isteyince nasıl inanıyor? Baş abi göreceğin cin gibi kız. Hayır yani bu adam nasıl boş kaldı bile demedi. Vallahi yazık. Bir ara bir kopuyordum da şey yaptım. Aynen aynen. Ben de Bülent'e anlatırken aynı şey oldu. Ya adam Natalie Portman'la Scarlett Johansson arası bir kadının varlığına ve onun naif ve iyilik meleği bir kadın olduğuna inandı ya. Düşünebiliyor musun? Olsa gideceksin yani. Ya aşkım ne gideceğim ya, Allah Allah. İnsan aşkını bırakıp olması gerekenler listesi gibi oraya gider mi, saçma bir şey? Aferin, güzel kabul. Evet Çünüz. Bir şey diyeceğim. Filia'ya gidin dedin değil mi? Herhalde oraya gidin dedim. Nereye gidecekler? Başka adamın kendi restoranı var. İyi. Görsünler bakalım sevmekle anlaşmak aynı şey miymiş? Ah benim kerizlerim ah. Ben deli kişiyim.